Ağacın dibine gel bakalım, şöyle bizi bir görsünler. Nasıl bu? Kaç yaşında bu ağaç? Kaçıncı yaprağında bu? Bu dördüncü yaprağı da. Dördüncü 2018 yaprağı. Mayıs'ında dikilmiş 2018 ağaç. 2018 Mayıs'ında dikilmiş, evet. Bir ağaç. Ve şu anda geçen seneki stresi yaşamamıza rağmen susuzluk. Aynen. Geçen sene bir 20-25 günlük susuzluktan biraz gire kaldık ama bu sene elhamdülillah. Şu anda 1,5 metre sürgünlerimiz var. Var. Ve meyvelerimiz de güzel. Gübre programı yapmıştık dostlar. Şu anda geldik ve gübre programını değiştiriyoruz. Niye değiştiriyoruz? Sürgünler hızlı büyümüş. Azot fazla gelmiş. Tamam, biz bir anda geçen senenin telafi edelim diye biraz fazla yüklendik. Bu sene de hava böyle parçalı bulutlu olunca şu anda işte Haziran'ın sonlarındayız. 25-26'sındayız. Havada böyle bulutlu gidiyor hala, sıcak soğuk sıcak soğuk. Normal yağmurlar da azot veriyor. Böyle olunca azot fazlalığı oluyor. Şimdi biz şu anda aşağı yukarı bir ay kadar azotu azaltacağız, hatta keseceğiz ve potasyum ve fosforla bunların pişkinleşmesini, kalınlaşmasını sağlayacağız. Yani ağaçlarımızın çoğu maşallah bu şekilde. Şuna bakın. Meyvelere karışmadık. Meyvelerimizin kalibresi iyi. Ve meyvelerin iyi. Peşinden de sürüm gelmeye başlamış. Yani asıl önümüzdeki sene ciddi bir şey bekleyeceğiz inşallah. Şöyle bakın. Meyvelerimiz güzel. Güzel. Yapraklarımız güzel. Meyvelerimiz güzel. Elhamdülillah. Ağaçlar iyi. Mutlu mu lan? Mutlu. Çok mutlu elhamdülillah. Bu sene lala ne demek? Mutlular. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya sen lala diyorsun, lala adamın adı mı diyorlar? Abi demek. Abi demek. Aynen öyle. Hangi dilde? Farsçada. Farsçada Deride. Abi demek. Evet. Ha, bu bizim şeyler vardı, bu padişahların lalaları olurdu. Aynen öyle. Onları terbiye edenler falan, yani onlara eğitim verenler abi manasına Farsçadan geliyor. Abi. Evet Selim, bizi de biraz bahçeyi çek şöyle. Bahçeye gelince mutlu oluyoruz. Yani dün bir bahçede mutsuz olmuştum. O kendini biliyor. Oyunlara bakıp ağaçları mutsuz eden o şahıs kendini biliyor. O beni dün mutsuz etmişti. Bugün bu bahçede mutlu oluyorum. Yani şöyle bak usta. Yani mutluluk bu. Gelsene. Valla gel. Rahatlıkla çıkabiliriz değil mi? Ben çıkamam ama. Evet inşallah. Bunda bile seneye. Seneye salıncakları kuracağız inşallah. İnşallah. Bakalım. Evet, sürgünlerimiz 1,5 metre, 2 metre olan. Şu 2 metre var mı lala? Ne? Şu yukarıdaki sürgün 2 metre var mı? Fazladır hocam inşallah. Yani 2 var değil 2, mi? 2, 2, 15, daha 2, 20. Haziran'da 2 metreyi bulmuş sürgünler. Bir tane, iki tane değil. Laf aramızda bunların her birisi seneye sana onlarca ceviz verecek. İnşallah. Sağlıklı. Bu sene ağaçlar mutlu. Seneye biz... Lala Halit'le Lala Tarık mutlu olacak. Mutlu olacaklar inşallah. Biz şu anda da mutluyuz inşallah. Bu halde görünce tabii ki doğaya bir hizmet vermiş oluyoruz. Yani çok şükür, çok şükür. Ve şöyle aşağıya doğru tut, geriye doğru tut. Yani her taraf elhamdülillah. Her taraf. Hatta biraz da ben çekeyim. Selim, Selim kim, kim, kim diyorlardı. Selim bu adam. O adam bu, evet, sene sulama konusunda çok başarılı oldu, bizim Türkmen kardeşimiz. Sulama konusunda sağ olsunlar, tabii ki başarılı oldu. Duaya hizmet veriyorlar. Evet. Ağaçlarımız bunlar. Tabii hepsi aynı şekilde gelişmemiş. Mesela şu yüksekten taşlandığı için biraz garip durmuş ama onları da aşağıdan yeni dallar alacak. Ama
Evet, hızlıca. Evet Selim, şunun yanına seni geçirelim. Şöyle bir geç yanına da ağaçla bir fotoğraf çekmiş olsun. Ağaçla bir muhabbet yap. Evet dostlar, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ. Yani bu ilgi istiyor, bu sürekli ot mücadelesi istiyor, sürekli gübreleme, ilaçlama, bakım istiyor. Ama yaparsanız da böyle burası ormana dönüyor elhamdülillah. Şu anda 3 sene öncesini düşünüyorum. 3 sene öncesi burası çöldü. Burası çöldü, şimdi bir orman. 3 senede şunu almışız. Yani ben bunu başarı olarak isteyen, eleştirebilirim isteyen, dediğini söyleyebilir ama her yeri yer. Ağaç diyorum. Elhamdülillah. Yani 3 yaşını bitirmiş ki dediğim gibi bir senede yok sayıyoruz. İlk sene ve geçen sene ciddi sıkıntı yaşamamıza rağmen elhamdülillah şu anda 5-6 yaşındaki ağaç gibi görünüyor. Meyvelerimizi zaten bir göstersen abi. Meyvelerimizi de gösterelim. Şeyi de, bağlama tekniğimizi de bir daha gösterelim. Ha, iyi olur. Şimdi arkadaşlar, burada video içinde video olmuş olacak ama olacak tabii. Yani bu bahçe. Bakın kesinlikle söylediğim buydu. Uşağı böyle bağlayacaksınız arkadaşlar. Uşağı şu şekilde bağlayacaksınız. Ve kuşaktan çamaşır ipini sonunda. Yangozlarda her yerde ya. Şuradan kuşaktan ipi bağlayıp bunun dibinden öbürünün üstüne. Bu ağacı hatırlıyorum, yatıyordu bu ağaç. Yatıyordu. Oradan bağladıktan sonra ağaç kendine geldi. Onda da aynı şekilde bir kuşak atıyoruz. O kuşağı bağlıyoruz. Bakın. İyi mi? Evet. Elhamdülillah. Güzel. Kaç metre olmuş yüksekliği? Sen 1.80 desen. 1.80. Var. 5 var mı? 5 metre rahat var şu anda. Var. Ağacımızın yüksekliği. Var. Evet. 5 metre rahat var. Daha da çıkacak. Daha çıkacak inşallah. Yani 3 metre daha çıkar. 7-8 metreyi rahat bulmamız lazım. O günlere beklerim hocam. Yukarı doğru ne kadar giderse o kadar gitsin değil mi? İnşallah. Vallahi geçen sene bahçe kötüydü, su verememiştik. Video çekmeyeceğim demiştim. Bu sefer bana onu soruyor. Bu sefer ağaçlar mutlu, video çekecek misin diyor. Dedim tabii ki çekeceğiz. Keyif olunca. Çünkü diğer türlü ağaçlar utanıyor. Emin ol, ağaçlar, evlatlar utanıyor. O şekilde size görünmek istemiyorlar. Ondan çok çekiyorum. Valla var mı cevizcilere bir sözüm? Cevizcilere bir sözüm var mı? Doğaya, cevizlere iyi bakarsanız mutlu ağaçlar size de mutlu yapar. Bu tabir hayırlı günler. Bu tabir Lala'ya ait. Ağaçlar mutlu mu? Tubay'dan bana onu soruyor. Hocam ağaçlar mutlu mu diyor. Ve o kadar hoşuma gitti ki hep kullanıyorum. Ve görüyorum bazı dostlar da Facebook'ta falan kullanmaya başlamış. Ağaçlar mutlu veya ağaçlar mutsuz. Şimdi o çatalları ne yapacağız Lala? Ne? Onlardan birini alacak mıyız? Birini alacağız. Şunu yani, alacağız. Bu kalacak. Ama bu sene değil. Yani, bu kalsan şu an. Sonbaharda da alabilirsin. Şimdi de alabilirsin. Hı. Şu an almayacağız hocam. Biraz fotosentez olsun. Yapsınlar diyorsun. Eyvallah. Evet dostlar, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kalınlığı ya da bir göster hocam. Kalınlığı al, elinle göster ki ne kadar kalın olduğu belli olsun. Bir elle olmaz ki. Var da şu kadar. Çok güzel, çok güzel, maşallah.
nazardan saklasın. Amin.